kalbimize yalnızlık çöktüğü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz, alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör sağır dilsiz. Herkese merhaba, Ona 10 Soru programına hoş geldiniz. Programın ilk konuğu eğitimci, müzisyen ve siyasetçi Hilmi Yarayıcı. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Size 10 tane soru yönelteceğim. İlk sorum, Expo 2021 Hatay bünyesinde düzenleyeceğiniz konser için Antakya'dasınız. Evet. Ve zannediyorum uzun bir aradan sonra Antakyalılarla ilk defa bir konserde buluşuyorsunuz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Uzun zamandır konser vermiyordum, haklısınız. Yılda bir kere bir yere gidip konserde bulunuyorum. Tüketmek istemediğimden dolayı en son geçen yıl gelmiştim zaten Hatay'a. Ama bugünkü konser çok farklı olacak. Çünkü Expo 21 alanında çok büyük ve çok güzel bir alanda. Hatta İstanbul'daki Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'na benzettiğim bir yer olmuş. 20 kişilik bir orkestrayla çıkacağım sahneye. Ben de özledim. Dostlarım da özlediğini düşünüyorum beni. Bugün güzel, keyifli bir konser yapacağız. Hem müzik hem de siyaset alanında aktif bir dönem geçirdiniz. Hilmi Yarayıcı müziği mi yoksa siyaseti mi daha çok seviyor? Hangisinde kendini daha rahat hissediyor? Tabii ki müzik. Yani müzik benim duygu ve düşüncelerimi en iyi ve en rahat ifade edebildiğim bir alan. Çocukluğumdan beri, ilkokul öncesinde şarkı söylemeye başladığım için hayatım hep müzikle geçti. Ama siyaset bunun dışında değil. Sana siyaset ilişkisini belki konuşmak gerekebilir. Çocuk yaşlarda bulunduğum çevreden, dönemden, aileden de kaynaklı ister istemez bir politikleşme süreci yaşamıştık çocuk yaşlarda. Hemen ardından sorgulama bir dönemi. Yani yoksulluğun kader olmadığı, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel farklılıkların neden ve niçin doğduğu, bizim ülkede nasıl şekillendiği, geliştiği noktasıyla hareket ettiğimde buna ciddi kafa yormuş ve çok kitap okumuştum. Böyle bir süreç. Dolayısıyla müziği siyasetten, siyaseti de müzikten, sanattan çok ayırt edemiyorum. İkisi de benim için çok değerli. Çocukluğunuzda başlayan politik süreçten bahsettiniz. Ben de politik bir soruyla devam etmek istiyorum. Yakın gelecekte Türkiye'de köklü bir değişim öngörüyor musunuz? Yani köklü hemen olmaz. Yani gerçekçi olmak lazım. Bunun için bir sürecin geçmesi gerekiyor. Demokrasi bilincinin olması gerekiyor. Bu Z kuşağı dediğimiz gençlikle ilgili özellikle, oğlum da onlardan biri olduğu için söylüyorum. Bizim gibi düşünmüyor, bizim gibi bakmıyor meseleleri. Biz elbette bugüne kadar edindiğimiz bilgi, tecrübe ve deneyimlerle birlikte onlara aktardığımız ve aktaracağımız çok şey var. Ama inanın bizden çok daha önde ve çok daha farklı ve çok daha büyük bir pencereden bakıyorlar dünyaya. Dolayısıyla asıl köklü değişimi onlar yapacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi zamanla olacak. Yani hiç kimsenin elinde sihirli bir değnek yok bir anda her şeyi değiştirmek için. Ve özellikle ve öncelikle tekrar söylüyorum, bir demokrasi bilincinin yerleşmesi lazım. Bu da süreç alır ne yazık ki. Hem sanat, hem siyaset, hem de eğitim hayatına yıllarınızı verdiniz. Ve Antakya TV olarak şunu merak ediyoruz. Hilmi Yarayıcı nasıl bir Türkiye hayal ediyor? Öncelikle bağımsız. Yani özellikle 46 yıllarından hemen sonra Marshall yardımlarıyla birlikte başlayan yeni sömürge ilişkilerinden kaynaklı ne yazık ki ülkemiz bağımsız bir hale bir türlü gelemedi, gelemiyor. Bunun yolu yöntemi elbette var. Yani kendi ekonomisini yaratabilecek, istihdam yaratabilecek, tarımda, sağlıkta, sanayide ve benzeri yerlerde toplumun her alanına yayılabilmiş ve bunu içselleştirmiş bir anlayış, siyasi bir anlayış. Mutlaka daha çözüm bulabileceğimiz ve ileriye yönelik hedefleri hayata geçirebileceğimiz bir dönem beraberinde getirir diye düşünüyorum. Öncelikle dediğim gibi bağımsız, sonra özgür, herkesin düşüncesini rahatça söyleyebileceği, ifade edebileceği bir ortam. Kimsenin kimse tarafından sömürülmediği, baskı altında tutulmadığı, milliyeti, siyasi görüşü, yaşam biçimi, kültürel yaşam anlayışı, giyim kuşamı, milliyeti, ırkı, cinsiyeti, tercihi, bütün bunları sabırsızlıkla bekliyorum. Yani bunların özgürleşebileceği bir ortamın hayata geçmesi için. Dolayısıyla böyle bir ülke kurulmasını ve bunu görmek istediğimi söyleyebilirim. Bu sorunun cevabını zannediyorum çokça kez ifade etmişsinizdir, dile getirmişsinizdir. Ama biz de Antakya TV ekranlarında bir kez daha bunun
merakını gidermek istedik. 1988-1992 yılları arasında Grup Yorum ile bir birlikteliğiniz oldu. Evet. Ve Hilmi Yarayıcı Grup Yorum ile neden yollarını ayırdı? Bir aileyi düşünün. Çocuklar olur, çocuklar büyür, genç olur, üniversiteyi kazanırlar. Dolayısıyla şehir dışına giderler ve kendi yaşamları olur artık, bir tercihleri olur. Üniversite bittikten sonra da özgürleşebileceği hem ekonomik hem diğer anlamda bir ortam yaratır. Elbette o aileyi küsmez, darılmaz, sürekli görüşür ama artık onun istediği, kendisinin yaşayabileceği bir alan yaratır, yaratmak ister. Benimki de böyle biraz. Yani hem sanatsal anlayış hem siyasi anlamdaki bakış açımdan kaynaklı kendi yolumu çizdim. Kendi yolumda akmaya çalışıyorum. Elbette bu şu anlama gelmesin. Yani geçmişte yaratılan bu değerleri sahiplenmediğim, pişman olduğum ya da benzeri duygular falan değil asla. Büyük bir onur ve gururla hala yaratılan o değerleri sahipleniyorum. Ancak dediğim gibi bugün benim kendi bakış açım var. Kendi yorumladığım bir dünya var. Sanat anlayışım var. Dolayısıyla yollarımı ayırdığımda bunu düşünerek zaten ayırmıştım ve böyle yaşıyorum şu an. Müzik alanında kendinizi nerede ve nasıl bir sanatçı olarak görüyorsunuz? Duyarlı olduğumu düşünüyorum. Halkın yaşadığı sorunları, Ruhis'in söylediği gibi ekmekten aşka kadar türkülere benzetir ve bir dolmuşa benzetir. Dolmuşa ne yüklerseniz alır götürür der. Dolayısıyla orada aşk vardır, acı vardır, sevgi vardır, umut vardır, yaşanan travmalar vardır. Ama güzel şeyler de vardır. Gelecek güzel günlere olan inanç vardır, umut vardır. Dolayısıyla sanatımı ben hep bu hedefle yaptım. İnsanlık için, insanlık adına, halkım için yaptım ve halkın içinde olan bir birey olarak asla onlardan kendimi ayırmadım ya da farklı yerde görmedim. Sonuçta onlardan biriyim, onlar gibi yaşıyorum, onlar gibi düşünüyorum, onlar gibi şakalar yapıyorum, onlar gibi gırgır şamata yaptığım anlar da oluyor. Sıradan biriyim o anlamıyla. Ama sanatımı dediğim gibi mutlaka yaşanan sorunların çözümüne ilişkin en azından benim duyarlılığım ölçüsünde yapmaya çalıştım. Türkiye'de son zamanlarda bir hayli artış gösteren konser ve festival yasakları hakkında neler söylemek istersiniz? Acı. Yani hala bu ülkede işte demokrasiden bahsedemiyorsak, özgürlükten bahsedemiyorsak, yargı bağımsızlığından, hukuktan bahsedemiyorsak, baskılardan bahsetmeye devam ediyorsak işte yaratılan bu baskıcı iklimin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bunları ben yıllarca yaşadım. Hani Grup Yorum'dayken de yaşamıştık. Hala yaşayanlar var. Ben de yaşadım. Yakın bir dönemde bir televizyon programında 89 yılında söylediğim Cemo adlı şarkıyı söylediğim için Kanal 2 hafta boyunca yayın yasağı getirdi programa ve para cezasıyla sonuç buldu. Yani çok komik. Çünkü biz o şarkıyı yaptığımızda Kültür Bakanlığı'ndan izin alıyoruz. Bandrol konuyor. Sözleri, müziği her şekilde Kültür Bakanlığı'nın oradan müdürlüklere gönderiliyor. Onlar inceliyor, araştırıyor. Bir sakınca görmedikleri zamanda izin veriyorlar. Dolayısıyla 89'da izin verilen ve bugüne kadar milyonlarca insan tarafından dinlenen, çoğaltılan, dijital ortamda hala dinlenen bir şarkı. Ama ne yazık ki RTÜK'teki bazı görevliler bunu bile tahammül edemeyip yasaklama yoluna gittiler. Tabii yargı devam etti ve bununla ilgili süreç sonucunda tekrar yayın yasağı kaldırıldı ve Cem'i zaten konserlerde de, albümlerde de, dijital ortamda da çalınan, söylenen ve milyonlar tarafından sahiplenen bir şarkı. Bugün karşını bu şekilde buluyor. Üzücü. Bu benim yaşadığım bir yasak. Yakın zamanda yine birçok müzisyen arkadaşın konserleri yasaklandı. İşte Melek Mosso, Aynur Doğan, Metin Kahraman gibi ve birçok ardından gelen yasaklar. Geçen yine Zeytin Festivali'de herhalde o da yasaklandı. Yani korkunç, yani gülünç demek istiyorum aslında ama bunu söylemek de doğru olmayacak. Korkunç bir şey. Yani biz uzaya çıkmayı düşünürken ya da bunu dillendiren birileri varken hala bu şarkıların, müziğin, sanatın yasaklanması hiç doğru değil. Çok acımasızca bir tavır ve karar diye düşünüyorum. Türkiye'de müziğin ideolojik gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinde önemli bir yer eder. Yani ideolojik olarak belki söylemek çok doğru olmaz ama siyasi boyutu var bu işin. Elbette önemli. İşte bugüne kadar Türkiye'de protest müziği yapan Ruhi Su, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Grup Yorum ve benzeri tüm grupları düşündüğünüzde çok etkili bir alana yayıldıkları ve milyonlarca insanı etkilediklerini görebilirsiniz. Dünyada da örneği böyledir bunun.
Mesela Feyruz diye Lübnanlı bir dünya sanatçısı var. Bir şeyi anlatayım izniniz olursa. Yıllar önce İsrail, Filistin, Lübnan devlet başkanları Feyruz'u bir konser için çağırıyorlar. Ortak artık savaşı bitiriyoruz, barış ilan edeceğiz deyip ortak bir alanda konser vermesini istiyorlar. Feyruz'un tek bir ricası ya da şartı oluyor. Diyor ki o yıktığınız binalar var ya, bir sürü insan öldü o binalar. Sahneyi orada kuracaksınız diyor. Orada kurun, ben gelip konser vereceğim diyor ve böyle bir konser yapıyor. Milyonlarca insan izliyor, çok büyük bir alan. Ertesi gün bütün gazetelerde, televizyonlarda ülkeye barış geldi haberleri. Herkes çok seviniyor. Ama her zamanki gibi birkaç gün sonra İsrail yine bombalarla saldırıyor. Kadın, çoluk, çocuk ölüyor. Feyruz küsüyor ve hastalanıyor. Yani aylarca evinden çıkmıyor. Buradaki o sanatın gücünü siyasi boyutuyla bile düşündüğünüzde ya da John Baez'leri düşündüğünüzde bir şarkı yapıyor ve milyonlarca insanı o barış ve sevgi içerikli şarkılarını, o temalı şarkılarını anlattığında milyonlarca insanı peşinden sürükleyebiliyor. Böyle bir yanı var. Bugüne kadar eksik kalmış veya keşke şu şekilde yapsaydım daha iyi olurdu dediğiniz şeyler var mı? Varsa belki bir tane bizimle paylaşmak istersiniz. Spor. Çok göbeklendim. Yani yıllar önce çok spor yaptım uzun bir süre ve çok yoğun yaptım. İşte yüzme, dalgıçlık, tüplü dalışlar, basketbol, biraz futbol falan. Ama belli bir yaştan sonra tembellik de var tabii. O sporu bırakınca böyle göbekleniyoruz işte. Pişmanlığım bu. Yok, hayatımda çok fazla öyle pişman olduğum, geriye dönüp şunu da yapsaydım dediğim çok şey yok. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Değerlerimle, eksiklerimle, hatalarımla. Hayat böyle bir şey zaten. Hiç kimse dört dörtlük değil. Ben de öyleyim. Dolayısıyla her şeyi kabul ederek yaşamaya devam ediyorum. Çok böyle pişmanlığım yok. İstanbul'da yaşıyorsunuz aynı zamanda. İstanbul'da vakit nasıl geçiyor ve yeni bir albüm hazırlığınız var mı? Albüm değil belki ama yeni eserler var. Düzenleyip yeniden okuyacağım şeyler var, yeni besteler var. Belki işte single şeklinde yapacağım çalışmalar bunlar. Çünkü çok fazla eskisi gibi bir albüm çıkarma şeyi yok. Olanağı yok, koşullar yok ne yazık ki. Dijital bir ortamdan bahsediyoruz artık. Yakın dönemde o şarkıları hayata geçireceğim. Bolca geziyoruz. Dediğim gibi yapabildiğim kadar spor yapmaya çalışıyorum, devam ediyor. Müzik çalışmaları da öyle. Birçok çevreden çok fazla dostlarım var. Hemen hepsiyle görüşüyorum. Bilgi alışverişinde bulunuyorum. Taze tutmaya çalışıyorum gündemdeki tüm olayları. Yani sosyal, siyasal, kültürel her boyutuyla. Beynimizi de bu anlamda taze tutmaya çalışıyoruz. Yoksa çok affedersiniz dışarıdaki o yeşillikten ibaret oluruz. Ottan farkımız olmaz. Gündemi mutlaka takip edip onunla ilgili hemen her gün birlikte değerlendirdiğimiz eşim ya da arkadaşlarım oluyor. Yoğun geçiyor ama İstanbul biraz yorucu olsa da yıllardır orada yaşadığım için kopamıyorum. Nazım Usta'nın dediği gibi kavgamızın şehri orası. Oradayız. Sorularım bitti. Samimi cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Son olarak Antakya TV izleyicilerine bir mesajınız varsa dinlemek isteriz. Var. Antakya TV'nin ilk programda yer almak büyük bir onur benim için. Büyük bir mutluluk, keyif. Elinize, yüreğinize sağlık. Burada yemek veren bütün dostlar için söylüyorum bunu, sizler için. Antakya'yı gerçekten seviyorum. Ailem burada, ablalarım, abilerim hala buradalar, dostlarım buradalar. Antakya'nın kültürel yapısını, dokusunu, insanını, şivesini, dilini, örf, adet, gelene, göreneğini çok seviyorum ve sürekli buradayım. Yıllardır İstanbul'da yaşıyorum ama okul tatile girdiğimde öğretmenliğimden dolayı söylüyorum. Hep buraya gelirdik. Hep burada geçirdik tatilimizi. Bugün de böyle. Dolayısıyla burada yaratılan bütün değerler çok çok önemli. Her anlamda yaratılan. Buradan çıkan çok değerli şairler var. Dizi film oyuncuları, sinema oyuncuları, yazarlar, edebiyatçılar. Onların hepsini yarattıkları değerler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum, minnettarım. Size de böyle. Bu yapının devam etmesi, daha güzel yaşanılır bir ülkenin oluşması ve birlikte bunu yaşayabileceğimiz bir mücadeleyi vermek ümidiyle herkese sevgiye selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sizi ağırlamaktan onur ve gurur duyduk. Ona 10 soru programının ilk konuğu Hilmi Yarayıcı'ydı. Diğer programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.